billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nesefi tefsirinin Tarık suresinin bugün 9. ayetinden itibaren okuyoruz. Yevme tübles serairu. Direktmen tefsire inin. Ve nesbu yevme tübla. Yevme tübla'nın nesbi. Gaye tüblaya mudaf olan yevmenin nesbi. Yoksa tübla da mensup değil. Tübla fiili bine-i meşhur, ne-i faal-i müstetir. Şey, saray ne-i faal olur. Cümlesi yevme mudafu ileyi olur. Gaye ve nesbu yevme fi yevme tübla. Yevme tübladaki yevmenin nesbi. Bir rec'ihi. O nesbe neyledir? Rec'ihi iledir. Dünkü derse bakın, 8. ayette innehu ala rec'ihi la kadir. O rec'ada yevme tübla serayir. Ömer Faruk anladın mı? Harun sen? Ev bi mudmer, bak orada bir kelime bıraktım. Ev bi mudmerin yahut da bu yevmenin nesbi mudmer bir fiildir. Mukadder bir fiildir. Delle aleyhi kavluhu rec'ihi. Yine dünkü derste 8. ayetteki rec'ihinin delalet ettiği mudmer bir fiildir nesbi. Olum olmadı. O fiil nedir ki rec'ihi ona delalet ediyor? Ey yeb'asuhu yevme tübla. Bak Allah diyor insanın rec'ine kadirdir. Kadirdir ne demek? Yeb'asuhu insanı diriltiyor. Bu rec'ihiden anlaşılan yeb'asunun zarfidir. Bu yevmenin nesbi ev bi mudmerin delle aleyh kavluhu rec'ihi ey yeb'asuhu yevme tübla. Gördün ne ait? Demek bu yevme ya dünkü 8. ayete geçen rec'anın kendisiyle mensup ya rec'anın delalet ettiği yeb'asuhu ile mensuptur. Bu yevme ya rec'anın zarfidir ya yeb'asuhu mukaderinin neyidir? Zarfidir. Şimdi yevme tübla. Tübla ne demek? Hani orada atladım ya. Ey tükşefu. O gün ki serairler o günde ne yapılıyorlar? Keşfediliyorlar. Sırlar o gün keşfediliyorlar. Serair nedir Harun? Ma usirre fil hulubi. Serair, seririn cemidir. Serir, kalbde gizlenen şey. Serair, ma o şeyler ki usirre. O sırra gizlenmişler fil kulubi kalplerde. Kalplerde gizlenen şeyler. Onlar nedir? Minel akaidi, akideler, itikadlar ve niyyati, niyetler. Demek kalplerde gizlenen akaid ve niyyatlara serair denilir. O gün ki kalplerdeki akaidler, niyyatlar keşfediliyor, ortaya çıkıyor. Ma usire fil kulubi وَمَا اُخْفِيَ مِنَ الْاَعْمَالِ وَمَا اُخْفِيَ مِنَ الْاَعْمَالِ. Gizlenen ne? Gizlenen amellerdir. Demek serail nedir? مَا اُسْرَ فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْاَقَالِ وَالنِّيَاتِ. Bunlar kalbde yapılan. Bir de وَمَا اُخْفِيَ مِنَ الْاَعْمَالِ. Gizli yapılan bir de ameller. E tabi sır, gizli deyince kalpteki daha fazla gizli. Onun için ma usirre fil kulubi minel akadi ve niyeti onu öne aldı ve ma ukfiye minel amali onu sona aldı. Niye? Çünkü serair, serif gizli olan şey demek. Kalpteki şeyin gizliliği dışarıda, tenha yerlerde yapılan amelden daha fazla. Anlıyorsunuz değil mi? يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Hu nereye gidiyor? 10. ayete bakın. فَمَا لَهُ فَمَا لِلْاِنْسَانِ. Ha, hu demek nereye gidiyor? İnsana gidiyor. İnsan için yoktur min kuvvetin.
fi nefsihi. İnsanın nefsinde kendine bir kuvvet yok ki ala daf'i ma halle bihi. Yani vaka'a aleyhi. Kendisi üzerine vaka olan, kendisine gelen musibet, belaları, azabı def edecek bir kuvveti yok. İnsanın nefsinde başına gelenini def edecek bir kuvveti yok. Ve la nasirin, bir yardımcı da yok ki yu'inuhu, onu neysin, ona yardım etsin. Ve yedfe'u anhu, ondan musibetleri, sıkıntıları neysin, def etsin. Pencereyi kapat. Demek fema lehu min kuvveti, insanın nefsini, kendi nefsinde ondan belaları def eden, azabları def eden bir kuvveti yok. Ve la nasirin, ona yardım eden, onda azabı def eden bir nasir, bir yardımcısı da yok. Ve semâ-i zâtir rac'i, rac'a sahibi olan semâ'a yemin ediyorum. Vel ardi zâti sed'i, sed'a sahibi olan arda yemin ediyorum ki innehu la kavlun faslun. Kur'an nedir? Kavlun faslıdır. İnnehu la kavlun faslun, cevabul kasemdir. Aşağı gelenin tefsire bakın. Ve semâ-i zâti rac'i, o semâ ki rac'a sahibidir. Rac'a ne demek? Eyl metali. Rac'a metali. Ya rac'a rucudan gelmeyi, bir şey gidip geri dönmesi demek. Niye yağmura rac'a deniliyor? Ve sümmiye, isimlenmiş metal, bihi rac'ana li'avdihi, çünkü yağmur da rucu ediyor. Kullahin, her vakit rucu ediyor. Bir hafta önce yağdı, bir daha yağıyor bakın. Bir an önce yağıyor, bir daha yağıyor. Bu da her vakit ne ediyor? Yağmur gidiyor, geri geliyor. Gidiyor, geri geliyor. Onun için yağmura ne deniliyor? Rac'a deniliyor. Yağmur rac'a da isimlenmiş. Vel ardi zati sed'i. O arke sed'e sahibi. Sed'e nedir? Ma tetesedde'u anhul ardu. O şey ki ard, ondan ne ediyor? Açılıyor. O şey ki ard, ondan açılıyor, o dışarı çıkıyor. O da nedir? Minen nebati, bitkiler. Demek nebatat sahibi olan arda yemin ediyor. Sede ne demek? Sede isimdir burada. O bitkiler ki ard, ondan yarılıyor. Veyahut da sede mane mesleri alırız. Yarılma sahibi olan, çatlama sahibi olan arda ne ediyorum? Yemin ediyorum. Ard, ma tetesadda anhul arduya da kullanılır, o zaman isim olur. Sede mana şak, mane mesleri de olan bilir. Burada teşbih yapılmış gizli, yani insan da nasıl sudan devran ediyor. Yeryüzündeki bu bitkiler de sudan, yağmurdan aslında meydan böyle dönüp duruyor. Biz de aynı bu şekilde. Olsun, öyle olsun. Yani ikisi çok güzel olmuş. Yakınlık var. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ رَجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ سَدِ. Şimdi semanın özelliği nedir? Yağmur yağdırmak. Yerin en büyük özelliği nedir? Bitkileri içinden muhafaza etmek, zamanı gelince dışarı çıkartmak. Her birinin özelliğini söyledi. Ama öyle özelliği söyledi ki insanları ilgilendiren, insanların yaşamasıyla alakası olan özellikler. Yağmur olmadan insan yaşamaz. Yer kaya olursa, taş olursa, bir şey yeşertmezse, bitkileri, nebatatları yeşertmezse insanlar yine yaşayamaz. İnnehu innel Kur'ane. Demek ki o nereye diyor? Kur'an'a. La kavlun faslun. Kur'an kavle nedir? Fasl. Fasilun beynel hakki vel batili. Hak ile batıl arasında fasıl bir kavldür. La kavlun faslun. Fasilun beynel hakki vel batili. Hak ile batıl arasında fasıl, hakkı batılı birbirinden ayırt eden bir kavldür. Kemakıyla lehu furkanı, nasıl ki Kur'an'a furkan deniliyor çünkü hak batılı fark ediyor. Kur'an'a da kavle fasıl deniliyor çünkü hak batılı birbirinden fasıl ediyor, ayırıyor. Ve ma huve bil hezli, bil la'bi vel batılı. Kur'an la'b batıl değildir. Kur'an'dan la'b yok, batıl yok. Ne demek? Yani ennehu ciddun kulluhu.
Kur'an'ın tamamı ciddir. La'bla, batırla, hezle alakası yoktur. Ve min hakkihi, Kur'an'ın ne? Hakkıdır. Ve min hakkihi, Kur'an'ın hakkıdır. En yekûne mehîben fî sudûri. Gördünüz mü? Kur'an'ın hakkıdır ki sadırlerde mehîb olsun. Yani azamet sahibi olsun, korkunç olsun. Muazzemen fil kulubi. Bak, sudurlardan mehib, kulublardan muazzem. Tabi birine sadır, birine kulub. Birine mehib, birine muazzem. Manaları aynı, birine yakın, sadece tabirlerde değişiklik yapıyor. Yertefi'u, yükseliyor bihi Kur'an'la. Kari'uhu ve sami'uhu. Kur'an'ın kari'i, Kur'an'ın sami'i yükseliyor. Neden? En yelumme. En, yani en yelumme, en yenzile bir hezli. Bir hezle nazır olmakta, inmekten kari'i sami'i uzak kalıyor. Yani bir kari, bir sami Kur'an'la şaka yapamaz, hafife alamaz. Ev yetefekkehu bimizahin. Herhangi bir mizahla tefekkü, temettü etsin. Kur'an'ın sami'i öyle yapmaz. Bakın, yertefi'u, yükseliyor bihi Kur'an'la, kari'u ve sami, Kur'an'ın kari'i, sami'i Kur'an'la yükseliyor. Yüce oluyor. Neden yüce oluyor? En yerümme bi hezlin, bir hezle nazır olmakta, inmekte, ev yetefekkehu bi mizahin, bir mizaha, bir şakaya, bir lüzumsuzluğa telezzüz etmekten Kur'an'ın kari'i, sami'i uzak kalıyorlar, yüksekte kalıyorlar. Oldu. Geri dönelim. Ve min hakkihi. Kur'an'ın hakkıdır. En yekûne mehîben fî sudûri muazzemen fîl kulûbi. Yertefe bihi kâri'u ve sami'u en yelumme bihezlin. Ev yetefekkehe bimizahin. Yetefekkehudin. Yetefekkehe. Çünkü makabla atıftı. Kur'an'ın hakkıdır bu. Hal hal ve kad vesefehu Allah bizarki. Allah zaten Kur'an'ı bu söylediğimizle vesfetmiş. Çok ayetlerde Kur'an bu şekilde yapılmış. Mehiblikle, azametle, öyle değil mi? Vasıflanmış. Anlaşıldı değil mi? Demek innallahu kavlun fasl 13. ayet ve mahve bil hezli 14. ayet. İnnehum yekiduna keyda 15. ayet ve ekidu keyda 16. ayet fe mehlil kafirine mil ruvayda 16. ayet. Şimdi innehum yani müşriki Mekke. Müşriki nedir? Yani'nin mefludur. Nesvesi neyledir? Yayledir. Mekke'ye idafe olduğu için nunu ne olmuş? Müşrikiyle nunu hasf olmuş. İnnehum yani müşriki Mekke. Mekke'nin müşrikleri yekidune keyda. Bir keyle keyde yaparlar. Bir hile ile hile yaparlar. Ne demek yekidune keyden? Kade yekidu. Ba'a yebi'u. Ya'melûne mekâide fi iptali emrillahi ve itfai nuril hakbi. Allah'ın emrini iptal etmekte, hak nurunu sündürmekte Kur'an'dır, İslam'dır. Ne ediyorlar? Mekâideleri, hileleri yapıyorlar. Yekidune keyden. Keyden azimen, oradaki tenvin tazim içindir. Oradaki tenkir tazim içindir. Müşrikler Allah'ın emrinin iptalinden, hak nurunun sünmesinde mehilelere başvuruyorlar. Ve ekidu keyden. Ama ben de ne ederim? Onların o keydine karşı ben de keyd yaparım. Ne demek ben keyd yaparım? Haşa Allah hile yapmaz. Gaye ve ucazihim ceza ekeydihim. Onların keyidinin cezasıyla onları cezalandırıyorum. Ben de onlara hile yaparım. Gaye onların keyidinin cezasını veriyorum. Nasıl onların keyidinin cezasını veriyorum? Bir istidraci lehum. Onlara muhlet vermeyle. Onlar günah işledikçe ben onlara muhlet veriyorum. Min haysu öyle muhlet veriyorum ki la ya'lemune. Onların haberleri bile yok. Zannediyorlar ki bizim yaptığımız Allah'ın hoşuna gidiyor. Ve Allah'ın haberi yok diye yapmaya devam ediyorlar. Halbuki Allah-u Zülcelal muhlet veriyor. Biraz daha ne etsinler? Günaha saplansınlar.
biraz daha cezaları ağır olsun. E bir de sen günah işletirmeden, mühlet vermeden büyük ceza verirsin. O zaman Allah'ın adaletine uyumlu olmaz. Onlar ne kadar günah işletseler, Allah o kadar ceza verir. Onlara mühlet veriyor, onlar ta ki günah fazla yapsınlar. O günahların karşılığını da Allah huzurcana bol azap versin. Peki bu ekidu keydenin manası neydi? Keydenin cezasını vermekti. Niye Allah-u Zülcelal onların keydinin cezasına key demiş, ve ekidu keyde demiş? Diyor, fesemma ceza el keydi keyden. Yahuta fesummiye ceza ul keydi keyden. İkisi de caizdir. Yüce Allah keydin cezasına key demiş. Kemma sümmiye ceza ul ihtidai ve seyyeti ihtidaen ve seyyeten. Bu daha iyi. Mabada göre... فَسُمْيَ جَزَاُ الْكَيْدِ كَيْدًا كَمَا سُمْيَ جَزَاُ الْاِعْتِدَاءِ وَسَيَّتِ اِعْتِدَانُ وَسَيَّتًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِعْتِدَانُ وَسَيَّتًا. Çok yerlerde i'tidanın cezasına i'tida denilmiş. Seyyiyetin cezasına seyyiyet denilmiş. كَمَا سُمْيَ جَزَاُ الْاِعْتِدَاءِ وَسَيَّتِ اِعْتِدَانُ وَسَيَّتًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِعْتِدَانُ وَسَيَّتًا. Her ne kadar o ceza haddi zatına ihtidar değil. Ama ihtidanın cezası olduğu için ihtidar demek, haddini aşmak demek. İhtidanın cezası olduğu için ona ceza ihtidar denilmiş. Seyyiyetin cezası olduğu için ona seyyiyet deniyor. İhtidar seyyiyetin cezalarına ihtidar seyyiyet denildiği gibi burada keydin cezasına da key denilmiş. فَسُمْيَ جَزَاُ الْكَيْدِ كَيْدًا كَمَا سُمْيَ جَزَاُ الْاِحْتِدَاءِ وَسَيِّيَتِ اِحْتِدَاءً وَسَيِّيَتًا. Yahut fesemma ceza el keydi keyden kemma semma ceza el ihtidai ve seyyeti ihtidan ve seyyeten. Oldu. Ve la yecuzu itlaku hazel vesfi alallahi teala. Bu keyd vesfinin itlaki Allah'a caiz değil. İlla ala veşil cezai. Ancak ceza veşiyle. İlla ala veşil ceza. Ancak ceza cihetiyle, öyle değil mi? Bu vesf, bu ekidü keyden Allah'a ne yapılabilir? İtlak edilebilir. Bu vesf Allah'a ceza veciyle, cihetiyle, ceza manasıyla Allah'a itlak edilebilir. Yoksa keyden hakiki manasını alarak Allah'a itlak edilmez. Benzeri ke kavlihim, nesullâhe fenesiyev. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Haşa Allah unutmaz, onların unutmalarının cezasını verdi. Öyle değil mi? Bak burada da nisyan Allah'a nispeti ceza manasındadır. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ başka bir ayet. Bu Tevbe 67. ayeti. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَوَ خَادِعُونَ. Bu da Nisa 142. ayet. Onlar Allah'a hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Allah onlara hile yapmaz. Allah onların hilelerine karşı onlara ceza verdi, onları cezalandırdı. Allahu yestehzi'u bihim. Hakiki istihza Allah'ı yok. Gaye onları cezalandırdı. Bakara 15. ayet. Allahu yestehzi'u bihim ve yemuddun fi tuğyan. Şimdi onlar Müslümanlarla karşılaşınca münafıklar, biz müminiz sizinle beraberiz. Ve izâ kharu ilâ şeyâtîn kâlû innâ ma'akum innemâ nahnu mustehzi'ûn. Kendi baş başa kalınca büyüklerinle beraber biz sizinle beraberiz. Biz müminlerle istihza ediyoruz. Allahu yestehzi'u bihim. Onlar diyorlardı biz istihza ediyoruz. Ayet diyor Allah da onlarla istihza eder. Ne demek? Onların istihzalarının karşılığında onları cezalandırır. Manası odur. Femehilil kafirine. Sen kafirlere muhlet ver. Ne demek? Ey la ted'u bi helakihim. Onların helakiyle dua etme. Ve la testa'cil bihi. Onların helakinin aceleliğini talep etme. Emhilhum. Onlara ne et? Muhlet ver. Bak fe mehil kafirine. Emhilhum. Enzirhum. Onlara ne et? Muhlet ver. Şimdi fekerrere. فَمَّهِلِ الْكَافِنَ اَمْهِلْهُمْ. Mana aynı değil mi? Aynı. Tekrar yaptı. Ama وَخَالَفَ بَيْنَ الْلَفْسَيْنِ. İki lef arasından muhalefet etti. Biri mehil, ferrahe babından. Biri emhil, ekleme babından.
Biri el kafirine ismul zahar, biri emhilhum demir. Tabi asıl muhalefet babları farklı. Ve halife beynellesin ziyadeti teskini ve tesbiri. Peygamberimizde ziyade sakinleştirmek için, onu fazla ziyade bir sabre sahip kılmak için ayrı illetlerle talep etmiş Efendimiz'den, ta ki ne olsun, onun söylen teskini artsın, onun onların bu yaptıklarına karşı sabri artsın. Sanki ayrı ayrı Efendimiz'den ne etmiş? Yüce Allah bir şeyi söylemiş, emir etmiş. Halbuki aynı farklı lafızlarla aynı manayı ne etmiş? Resulullah'a tevdi etmiş, emir etmiş. Emhilum ruveyden mehlen yesire. Az bir muhlet onlara ne ver? Muhlet ver. Bu ruveyden emhilhumun mefulu mutlakidir. Lafızları farklı, manaları aynı diyebiliriz. Oldu mu? Ve yahut da bu ruveyden mahzuf bir fiile de ne yapabiliriz? Mahzuf bir fiile de meful mutlak yapabiliriz. Mahzuf değil, bakın. Şimdi emhilhum ruveyden. Bu ruveyden emhilhumun meful mutlakını yaparız. Les farklı çünkü mana aynı. Ve yahut da emhilhum ihmalen ruveyden. Ruveyden emhilhumun mef'ulü mutlakını yapmıyoruz. Mahzuf bir mef'ulü mutlakının sıfatını yapıyoruz. Ne demek istediğimi anladınız mı? Başta yanlış söyledim. Ruveyden ya emhilhumun mef'ulü mutlakıdır. Lafızları her ne kadar aynıysa mana aynı. Farklıysa mana aynı. Ve yahut da emhilhum imhalen. Orada emhilhumun mef'ulü mutlaktır. Bu ruveyden o emhilinin mahzuf mef'ulünün sıfatıdır. Diyor ve la yutekellemu biha. Bu ruveyle tekellüm edilmez illa mustagarete. Yani mükebber olarak bununla telaffuz edilmez. Nerede gelirse mustagar olarak buna ne yapılır? Telaffuz edilir. Ve hiye bu ruveyde min radeti rihu. Bu fiildendir. Terudu. Bak rade terudu. Sane. Ne zaman radeti rihu rüzgar radet yaptı? Hareket, hareketen, daifeten. Yani daif bir hareketle, yani rüzgar hafif esti demektir. Min وَهِيَ مِنْ رَادَةِ الرِّيْحُ تَرُودُ رَوْدًا, o da nedir? Mesela, manası nedir? Tahareket, hareketen, daifeten. Daif bir hareketle hareketi demektir. Olum olmadı. Ha o zaman ruveyden ne demek? Ruveyden de az bak. Hareketen, daifeten. Zaten bu radetin madesinde daiflik var, azınlık var. Bir de ruveyden müstakar olunca o daha da ne oluyor? O tesrir, o tahkir, o azınlık daha da artıyor. Oldu. Yeter mi? Nefâhumullâhu nef'in mubîn.